E2 yatırımcı vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra yatırım miktarını arttırarak ilerleyen yıllarda EB5 değişimi yapabilir miyiz? Eğer yapabiliyorsak kişi olarak mı, şirket olarak mı yapmamız gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii siz eğer bir yatırım, belli bir miktar bir yatırım yapıp E2 vizesini alıp şirketinizi yönetmeye başladıysanız ve bir süre sonra da buradaki Amerika'da yaptığınız yatırımı arttırırsanız ve bu arttırdığınız yatırım en az 500 bin dolara ulaşırsa ve çalışan sayınız 10'sa ya da 10 kişi ise 10 kişiye ulaşıyorsa ya da 2 yıl içinde ulaşacaksa o zaman evet siz EB5 için kişi olarak yeşil karta başvuru yapabileceksiniz. Bunu yaparken siz kişi olarak yapıyorsunuz ve siz yapabildiğiniz için eşiniz ve 21 yaşın altında çocuklarınız da bundan faydalanabiliyor. Yoksa sizin yapmanız şirketin yapması anlamına gelmiyor. Siz kişi olarak EB5'e geçiş için adımları atabiliyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.